Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Burcu Köksal mecliste basın toplantısı düzenliyor, oraya gidelim. destek olmak yerine bazı zihniyetler adeta linç etmeye kalktı. Kadınların başarılarını desteklemek yerine onların yaşam tarzlarına müdahale etmeye kalkanlara ve bu zihniyete karşı en güzel cevabı altın madalya ile veren filenin sultanlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Ve bize bu gururu yaşatan bütün oyuncularımızı, teknik ekibi ve kalbi milli takımla atan herkesi kutluyorum. Yeni haftaya açıklanan enflasyon rakamlarıyla başladık. TÜİK'e göre Ağustos'ta aylık enflasyon %9,9, yıllık enflasyon %58,94 oldu. 8 aylık enflasyon %43,6 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre ise Ağustos ayı enflasyonu aylık %8,59, yıllık enflasyon %128,5 olarak açıklandı. Seçim sonrası artık zam yağmuru değil, adeta zam fırtınasına tutulduk. Motorine son 3 ayda %106 zam gelirken işçiye, memura, emekliye, asgari ücretliye sadaka niteliğinde maaş artışı reva görüldü. Memura, emekliye gelince %15, %20 gibi bir zam öngörülüyor. İşçi, memur, emekli, asgari ücretli sanki büyük bir nimetmiş gibi ilan edilen bu maaş artışlarıyla adeta Türkiye'de sefalete mahkum edildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçtiğimiz Temmuz ayında bu yıl sonu için enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e, 2024 yılı için enflasyon tahminini %8,8'den %33'e yükseltip gıda enflasyonunun yıl sonunda %61,5 olacağını öngördüğünü duyurdu. Şimdi bakıyorum maaş artışlarına, 2024 yılının ilk 6 ayında memura ve emekliye %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılması karara bağlandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyonu geçtik. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon rakamlarına göre bile artış yapılmadı. Memuru, işçiyi, emekliyi, asgari ücretliyi sefalete mahkum eden işte AKP'nin yeni yüzyılının tablosudur bu. Ve buna karşın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon karşısında vatandaşa hala sabredin diyor. Açlık sınırı olmuş 12.198 lira, yoksulluk sınırı 39.000'e dayanmış, asgari ücret, emekli maaşı 2 ay bile geçmeden erimiş, hala sabredin diyor. Dünyanın en fakir emeklisi Türkiye'de yaşıyor. İnsanlar eskiden emekli olduğunda hayal kurarlardı. Türkiye'yi dolaşacağız, şehir şehir turlayacağız derlerdi. Şimdi bu emekliler 1 kilo şekeri ucuza alabilmek için Türkiye'de market market dolaşıyorlar. Ve hala iktidar çıkmış bu emekliye, bu asgari ücretliye, işçiye, memura sabredin diyor. 2022 yılı verilerine göre dünya sefalet endeksinde 10. sıradayız. Hiçbir lüksünden vazgeçmeyen, bir eli yağda, bir eli balda yaşayan, ek ödeneklerle Cumhurbaşkanlığı bütçesini %100 oranında artıran ve saat başı 845 milyon lira harcayan saraya gelince hiçbir şey yok ama geçim sıkıntısı çeken vatandaşa gelince sabredin diyorlar. Ve halkını sefalete sürükleyen saray hükümeti şimdi de Lozan Anlaşması'yla kaldırılan kapitülasyonları yeniden devreye sokmaya çalışıyor. Seçim dönemi, seçim yatırımı için halkın parasını har vurup harman savuran AKP, Körfez turuna çıkıp tok hediye edip karşılığında top almıştı. Şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal edilen birçok üründen gümrük vergisini kaldırdı. Yumurta, sebze, patates unu, soya yağı, makarna, sıvı yağ, reçel, çikolata, dondurma gibi birçok Birleşik Arap Emirlikleri menşeli üründe gümrük vergisi ve ek vergi sıfırlandı, alınmayacak. Ülkemizin kazanan fabrikalarını bir bir satarken, tüm kazanımlarını peşkeş çekerken
Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal edilen vergileri sıfırlayıp Birleşik Arap Emirlikleri'ni kalkındırıyorlar. Peki neyin karşılığında soruyoruz? Ülke yönetilmiyor, adeta savruluyor. Ekonomimiz her geçen gün dibe iniyor. Paramız sürekli değer kaybediyor. Bakın en büyük banknotumuz 200 lira. 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle girmişti. 200 lira ilk tedavüle girdiğinde buna $31 alınabiliyordu. Bugün bu parayla $7 alınabiliyor. 200 lira ilk tedavüle çıktığında 44 kilo pirinç alınabiliyordu. Bugün bu parayla 5 kilo pirinç alabiliyorsunuz. 200 lira ilk tedavüle çıktığında 14 kilo kuzu eti alınabiliyordu. Bugün bu parayla 600 gram kuzu eti alabiliyorsunuz. 200 lira ilk tedavüle çıktığında 18 kilo beyaz peynir alınabiliyordu. Bugün bu parayla 1 kilo beyaz peyniri ancak alabiliyorsunuz. 200 lira ilk tedavüle çıktığında 306 kilo kuru soğan alabiliyordunuz. Bugün bu parayla 11 kilo kuru soğan alabiliyorsunuz. 200 lira ilk tedavüle çıktığında 2,5 çeyrek altın alabiliyordunuz. Bugün bu parayla çeyrek altın alabilmeniz için üstüne yaklaşık bir 6.800 lira civarında bir rakam eklemeniz gerekiyor. Peki Erdoğan ne diyordu? 1 Mart 2012 tarihli tweetinde para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Şimdi soruyoruz Erdoğan'a, Türk lirasının itibarı nerede? Ekonomik buhran herkesi sefalete sürükledi. Ama bu ekonomik buhrandan etkilenmeyen birisi var. Saray ve efradı. 6 Şubat depreminde bile milyonlarca lira bağış topladılar. Dönemin Merkez Bankası Başkanı'nın bile canlı yayında telefonla bağlanıp 30 milyar lira bağışlıyorum dediği programda sözü verilen 115 milyar lira buhar oldu. Bu paranın hesabını veremeyen şahsım hükümeti Hatay'daki temel atma töreninde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sataşarak depremzedelere bedava ev sözü verenler Hatay'ın yolunu unuttu diyor. Ya biz sarayın halktan kopuk olduğunu biliyorduk da bu kadarını biz bile tahmin etmiyorduk. Hadi Cumhurbaşkanı bilmiyor, yanındakiler de mi bilmiyor, bölgedeki AKP vekilleri de mi bilmiyor? 15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde ben, Kadın Kolları Genel Başkanımız ve milletvekillerimizle beraber biz 2 gün boyunca Hatay'daydık. Konteynerlarda, çadırlarda kalan depremzedeleri, sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Orada kalan bütün vatandaşlarla görüşmeye çalıştık. Konteynerlarda, çadır kentlerde, derme çatma barakalarda insanlar yaşam savaşı veriyor. Hatay'da hala barınma sorunu çözülmemiş. Eğitim öğretimle ilgili büyük sıkıntılar var. Önümüzdeki hafta okullar açılacak ama hala belirsizlik sürüyor. Sağlık ihtiyaçları konusunda büyük bir yetersizlik var. Hemşire, sağlık personeli, doktor ihtiyacı var. Hatay'da çadır kentlerde, konteyner kentlerde kalan vatandaşlar sosyal yardım alamadıklarından, geçinemediklerinden şikayet ediyorlar. Günde bir öğün yemek alabiliyorsanız ne ala diyorlar. Ve Defne'deki bir çadır kentte, konteyner kentin az ilerisinde bir yemek kuyruğuna rastladık. Oradaki depremzedeler yaklaşık 1,5-2 saat akşam yemeği alabilmek için kuyrukta beklediklerinden şanslı olanlar alabildiklerini, bazıları o kuyrukta beklemelerine rağmen kart bittiği için içeriye girip yemek alamadıklarını söylediler. Bütün basın yayın aracılığıyla orada yaşanan dramı, orada yaşanan vatandaşların çektikleri çileyi aktarmaya çalıştık. Ve hatırlarsanız Hatay valisi bile apar topar bir açıklama yapıp Hatay'da her şeyin yolunda olduğunu, bir sıkıntı olmadığını iddia etmişti. Şimdi deprem paraları nerede diye sorduğumuzda mecliste hayır oyu verenler CHP nerede diyor. Biz Hatay'daydık. Kaderine terk ettiğiniz, sağlıkçısından öğrencisine bir yardım eli uzatmadığınız Hataylı depremzedelerin yanındaydık. Halkın yanındayız. Ayıptır ya. Eksikleri, yanlışları, sorunları söylüyoruz. Bunları çözün diyoruz. Sanayi ve Ticaret Odası'ndan tutun, Tabipler Odası'na kadar birçok sivil toplum örgütüyle görüştük. Bunların hepsinin bize verdiği raporu basına, kamuoyuna yansıttık. Tabii vatandaşın çığlığına kulaklarını tıkayanlar depremzedeler için bir adım atmak yerine
arkasını dönüp zevki sefa içinde yaşamaya devam ediyorlar. Ondan sonra da çıkıp utanmadan CHP nerede diye soruyorlar. Çıkın saraylarınızdan, kafanızı bir dışarı çıkarın. Vatandaşın yaşadıklarına, depremzedelerin sorunlarına biraz eğilin. Ya da ekiplerinizi gönderin. En azından sahadan size doğru dürüst raporlar versin. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin deprem konutları, ihaleleri Haziran ayında bir anda durdu. Şimdi ihalelerdeki hız pes dedirtmişti. İhale hızına yapım hızı yetişemedi. TOKİ'ye arkadaşlarımızın soruları oldu. İhaleler ne oldu diye. Dediler ki bakanlık üzerinden cevap verebiliriz. Bunun üzerine önergeler yolladık. İhaleler neden durdu? Barınma ihtiyacına yetişildi mi? Kaç ihalenin yapımı tamamlandı? Kaç ev teslim edildi? Ya da yakında kaç ev teslim edilecek diye. Ama hala cevap yok. Cevap geldiğinde bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli basın mensupları, vatandaşın geçim sıkıntısı çektiğini her fırsatta belirtiyoruz ve insanlar artık borçlanarak yaşıyor. İşte UYAP'a gelen icra dosyası sayısı 21.708.000'e ulaşmış durumda. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borcu da 2.374.000.000 liraya ulaşmış. Eskiden bir memur maaşının 1/7'sini nakite harcayıp 1/3'ünü kredi kartına yatırırdı. Bugün artık memuru da, emeklisi de, işçisi de, asgari ücretli de, esnafı da herkes borçlanarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Tabii iktidarın beceriksizlikleri her kesimi vurduğu gibi üniversite öğrencilerini de vurmuş durumda. Kötü yönetimden onlar da payını aldı. Üniversite sınav sonuçları, yerleştirme sonuçları açıklandı. Ve onların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerinin en temel sorunlarından biri olan barınma sorunu yine karşımıza çıktı. Buna karşılık da iktidar tarafından hiçbir hamle yapılmadı. Kollarını dahi kıpırdatma gereksinimi hissetmiyorlar. Okulların açılışını, üniversitelerin açılışını 2 Ekim tarihine bıraktılar. Çünkü yurtlarda hala depremzedeler kalıyor. Ama soraya sorsanız kimse aç değil, açıkta değil. Her şey yolunda. Vatandaşa sabredin demekten başka bir şey yapmıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık öğretimde dahil toplam 6.860.192 öğrencinin 6.122.138'i devlet üniversitelerinde, 727.423'ü vakıf üniversitelerinde, 10.631'i vakıf meslek yüksek okullarında öğrenim görmekte. Peki buna karşılık yurt durumu nasıl? Bakanlığa bağlı 808 yurt kur var. Yurt kura bağlı yurt var. Bu yurtların 874.693 kapasitesi bulunmakta. Yani yüksek öğretimde bulunan öğrencilerin yaklaşık %21.7'si devletin kendilerine sunmuş olduğu barınma imkanından yararlanabilmekte. Bu rakam son derece düşük bir rakam. Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaktan uzak bir rakam. Peki iktidarın öğrencilerin barınma ihtiyacına karşılık çözümü ne? İşte plansızlık, öngörüsüzlük burada karşımıza çıkıyor. Bakın barınma sorununu nasıl çözüyorlar? Mesela Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyup yurt bekleyen öğrencileri AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun obasına yönlendiriyorlar. Yıl olmuş 2023, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu saray obayla çözmeye çalışıyor. Ve kamu kaynaklarını başka yerlere oluk oluk akıtanlar öğrencileri çadırlarda, obalarda barınmaya mahkum ediyorlar. Eğitim hayatını komple kendilerine göre dizayn etme çalışmalarının getirdiği nokta bu. İşte Türkiye'de. Türkiye'nin uluslararası arenada başarılarını kanıtlamış, son derece başarılı yüz akımız bir üniversite var, Boğaziçi Üniversitesi. Hatırlarsanız 2 Ocak 2021'de rektör olarak Melih Bulu atanmıştı. Halk ayaklandı, akademisyenler, öğrenciler tepki gösterince onun yerine rektör olarak Naci İnci atandı. Naci İnci'nin rektör olarak atanmasına karşılık akademisyenler her gün 15 dakika rektörlük binasının arkasında sırtlarını dönerek
bir protesto yapıyorlar kendilerince. Neymiş efendim? Boğaziçi'li akademisyenlerin bu protestosu üniversitenin işleyişini bozuyor gerekçesiyle bu akademisyenlerle ilgili soruşturma başlatılmış. Ben size üniversitenin işleyişinin nasıl bozulduğunu anlatayım. Bugün YKS 833.sü Boğaziçi Üniversitesi'ne giremedi. Neden? Yabancı öğrencilere kontenjan ayrıldığı için. Ne oluyor? YÖK bir karar, bir yönetmelik çıkartıyor. Ek kontenjan çıkartıyor. Yabancı öğrenciler Türkçe dahi bilmelerine gerek kalmaksızın bu YÖS denilen çok basit bir sınavla, yabancı öğrencilere uygulanan bir sınavla Türkiye'deki devlet üniversitelerine yerleşebiliyorlar. Onlar Türk öğrenciler gibi 3,5 milyonluk bir YKS sınavında yarışmıyorlar. YÖS'ün 2023 sonuçları açıklandı. 2023-2024 yabancı öğrenci ücretleri de açıklandı. Ücretler son derece düşük. Mesela Karabük Üniversitesi'nde tıp için 125 bin, diş hekimliği için 90 bin, bilgisayar mühendisliği 35 bin, öğretmenlik için 12 bin gibi rakamlar konuşuluyor. ODTÜ, Boğaziçi, Çapa Tıp, Cerrahpaşa Tıp, 9 Eylül Tıp, Ege Tıp gibi birçok devlet üniversitesinde öğrenciler tabiri caizse yabancı öğrenciler sudan ucuz fiyatlarla eğitim öğretim görüyorlar. Döviz karşısında her gün eriyen Türk lirası bazında ücretlerini ödüyorlar. Ücretler meslek yüksek okullarında 8 bin liradan başlıyor ve üniversitenin o 4 yıllık bölümüne göre 208 bin liraya kadar değişiyor. Bu da bir yıl içerisinde iki taksitle ödenebiliyor. Yani bu yabancı öğrenciler ülkelerinde anaokullarından bile daha ülkelerindeki anaokullarından bile daha ucuza Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğrenim görüyorlar. Şimdi 301.694 yabancı öğrenci var Türkiye'de. 58 binle Suriyeliler birinci sırada, 34 binle Azerbaycan, 22 bin İran, 18 bin Türkmenistan, 16 bin Irak, 10 bin Somali uyruklu öğrenci var. Sıralanıp gidiyor sırasıyla. Uluslararası bir öğrenci gittiği ülkeye yıllık en az 40 bin dolar kazandırması gerekiyor. Böyle bir para bırakması gerekiyor. Vakıf üniversiteleri 5 bin ila 30 bin dolar arasında bir para alırken devlet üniversiteleri bu yabancı öğrencileri adeta bedavaya okutuyor. Mesela Gaziantep Tıp 208 bin, 9 Eylül Tıp 100 bin, Çapa Tıp 150 bin, işte diş hekimliği 60 bin, 80 bin, hukuk, işletme, iktisat 11-12 bin, mimarlık 15-20 bin, eczacılık 30 bin, 70 bin arasında rakamlarla okunuyor. Ve YÖS sınavında 30 puanı tutturan bu yabancı öğrenciler bu üniversitelere bu kadar düşük ücretlerle yerleşebiliyor. Şimdi ayrıca ailesi ve kendisi Türkiye'de ikamet izni alanlara da ayrıca bir %25 indirim uygulanıyor. Bundan da en çok Suriyeliler yararlanmış oluyor. Hiç olmazsa ülkemizdeki bu 301 bin yabancı öğrenciden Avrupa Birliği ortalaması olan yıllık 40 bin dolar alınmış olsaydı bugün hazineye 325 milyar lira gelir kaydedilmiş olacaktı. Ama bu konuda da iktidarın beceriksizliği ortada. İktidar ne yapıyor? Tıpkı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi başarılı olan her şeyi yakıp yıkmakla meşgul. Tabii yıkım sadece üniversitelerle kalmıyor. Eğitim öğretimde de çok büyük yıkımlar var. Yani ilk ve orta dereceli okullarda. Anadolu liselerinin haftalık ders çizelgesinde yer alan zorunlu iki yabancı dil seçmesi zorunlu olmaktan çıkarıldı. Seçmeli ders haline getirildi. Ayrıca seçmeli dersler arasında bulunan bilgi kuramı, işletme, ekonomi yönetim bilimi, uluslararası ilişkiler, yabancı diller edebiyatı, seçmeli beden eğitimi, spor, sosyal etkinlikler, seçmeli görsel sanatlar, seçmeli müzik, sanat tarihi, drama, müze eğitimi, bilgisayar bilimi, proje hazırlama dersleri de kaldırıldı. Spor ve sanat dersleri spor ve sanat eğitimi adı altında haftalık 3'er saate indirildi. Anadolu liseleri seçmeli dersleri arasında düşünme eğitimi, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, iklim, çevre ve yenilikçi çözümler, temel hukuk bilgisi, metin tahlilleri, Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası, Türk düşünce tarihi, klasik ahlak metinleri, adab-ı muaşeret, Türk sosyal hayatında aile dersleri eklendi. Ortaokul ders çizelgesinde seçmeli bölümde bulunan bilişim teknolojileri ve yazılım, drama, zeka oyunları, satranç, halk kültürü, düşünme eğitimi, görsel sanatlar gibi dersler kaldırıldı.
Üstelik tüm bu değişiklikler okulların açılmasına sadece bir hafta kala yapıldı. Şimdi bu okullara eklenen yeni derslere girecek öğretmen de bulunamayacak. Zaten eğitim öğretim dönemi 11 Eylül'de başlayacak ama büyük sıkıntılarla başlayacak. Birçok eksikle okullar açılacak. Öğrenciler, öğretmenler, veliler birçok sorunla boğuşmak zorunda kalacak. Yaşanılan ekonomik kriz tabii en çok eğitim alanını da vurdu. Okula ulaşmak, okuldaki yaşamı istenildiği şekilde sürdürmek, okul sonrasından bir sonraki güne hazırlanmak bütün aileler için yüksek bir maliyete katlanmak anlamına geliyor. Çocuklar ister özel okullarda okusun, ister devlet okulunda okusun, gerçekten ailelerin, velilerin bu bütçeyi kaldırmaları çok zor. Onları zor günler bekliyor. Bakın Türkiye OECD ülkelerinde eğitim harcamaları bakımından özel kaynakların payının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının ortalama %90'ı kamu tarafından, %8'i hane halkları tarafından yapılırken Türkiye'de 2020 yılında %20 olan hane halkı harcamaları 2021'de %22'ye yükselmiş. Yani Türkiye OECD ortalamasının tersine gidiyor. Eğitim harcamaları hane halkları tarafından sürekli artıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlama maliyetleri 2019'dan 2023'e kadar ele aldık değerli arkadaşlar. Bakın okul öncesi eğitim 2019'da okula başlama maliyeti 1198 liraymış. 2022'de 4615 liraya yükselmiş. 2023'te okul öncesi eğitimin okula başlama maliyeti 9037 lira. İlkokul 2019'da okula başlama maliyeti 1813 liraymış. 2022'de 7550 liraya yükselmiş ve bugün 2023'te 10770 lira bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti. Ortaokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 2019'da 1991 lirayken 2022'de 8047 liraya yükselmiş. Bugün 2023'te ortaokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 10963 lira olmuş. Ve lise öğrencileri 2019'da okula başlama maliyeti 2144 lirayken 2022'de 8296 liraya yükselmiş. Bugün 2023'te bir lise öğrencisinin okula başlama maliyeti 12578 lira. Şimdi bu tablodan anlaşılacağı üzere bir asgari ücretli liseye başlayacak ya da lisede öğrenim görecek çocuğunun okula başlama maliyetini bir maaşıyla karşılayamaz hale gelmiş. Memur maaşının en az yarısını okula başlayacak, ortaokul veya liseye başlayacak, ilkokula veya okul öncesi eğitime başlayacak çocuğunun okula başlama maliyetine ayırmak zorunda. Ve okullar da eğitim öğretim yılına hazır değil. Kadrolu, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi ataması yapılmadı. Yaklaşık 63 bin güvenlik, 105 bin de temizlik görevlisi ihtiyacı var okulların. Yeteri kadar öğretmen ataması yapılmadı. Eğitim öğretim yılında 90 binin üzerinde ücretli öğretmen çalıştırılmıştı. Şimdi en az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa bu sefer öğretmenler öğrencisiz, öğrenciler öğretmensiz kalacak. Yapılan 45 bin atama emekli olup sistemden ayrılanlar düşünüldüğünde son derece yetersiz kalıyor. Görüyoruz ki bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacını atama yapmak yerine ücretli öğretmenlik sistemiyle gidermeye çalışacak. Biz en başından beri söylüyoruz, öğretmenlerin ücretli, kadrolu, sözleşmeli diye ayrılmasına karşıyız. Bütün öğretmenler kadrolu olmalı, kadrolu olarak atanmalı. Yine eğitim öğretime hazırlık ödeneği en azından öğretmenin bir maaş tutarında olmalı. Her eğitim öğretim yılında bir maaş tutarında öğretmene eğitim öğretime hazırlık ödeneği verilmeli ve en düşük öğretmen maaşı yoksulluk sınırının üzerinde olmalı. Ve okul bütçeleri oluşturulmalı. Okul bütçeleri oluşturulmadığı takdirde okulların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değil
ve okullara her eğitim öğretim yılında öğrenci başına en az 500 lira bütçe gönderilmesi gerekiyor. Milli Eğitim'in bütçesi 435 milyar lira. Eğer bütün okullara öğrenci başına 500 lira gönderilirse bu bütçenin sadece 1.72'si kullanılmış olacak. Bu da son derece az bir rakam Milli Eğitim'e ayrılan bütçede. En azından öğrenci başına bu 500 liranın muhakkak okullara gönderilmesi gerekiyor. İlk ve ortaokullara kısmen bu yıl bütçe ayrıldı ama çok az. Mesela 1000 öğrencisi olan bir okula 4500 lira gönderilmiş. Bu 4500 lirayla o okulun ihtiyaçları karşılayamayacağı ortada. 1000 öğrencisi olan bir okulda en az 5-6 temizlik personeli çalışmak zorunda. Bu 6 temizlik personelinin maliyeti 80 bin lira olacak. Bu gönderilen 4500 lirayla temizlik personelinin bile maliyetinin karşılanmayacağı ortada. Merkezi bütçeden kaynak aktarılan okulların temizlenmesi dahi bu parayla mümkün değil. Yaşanan hayat pahalılığı öğrencilerin kullandıkları kırtasiye malzemelerini de vurdu. Müthiş bir artış var. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken tabii eğitim, öğretim araç ve gereçleri de zamlandı. Dolayısıyla bir asgari ücretlinin bir aylık maaşını, memurun maaşının büyük bir bölümünü işte bu araç ve gereçlere, kırtasiye malzemelerine ayıracağını görüyoruz. Ve okul masrafı maalesef velilerin bütçesini sarsacak durumda. Anayasamızın 42. maddesi der ki temel eğitim tüm vatandaşlarımıza eşit ve parasız olmalı. Şimdi bu koşullarda çocuklarımızın eğitim almalarını sağlamak çok zor. Dolayısıyla velilerin eğitim harcamaları bize gösteriyor ki devlet okullarında bu sağlanamıyor. Bir an önce anayasa gereği çocuklarımızın temel eğitimden eşit ve parasız olarak sağlanması, velilerin üzerindeki bu yükün alınması gerekiyor. Tabii bir Milli Eğitim Bakanı var. Bu eğitim öğretim sıkıntılarını çözmekten çok uzak. Ne yapıyor? Karma eğitimi hedef alıyor. Hatırlarsanız geçen ay kız çocuklarının okula gönderilmemesi argümanı olarak erkeklerle aynı okulda okumak istememelerini ailenin belirtmişti. Böyle bir bahaneyle karma eğitimi hedef almıştı. Aslında niyet de belli, zihniyet de belli. Sekülerlikten uzak, bilimden uzak bir eğitim sistemi için çocuklarımızın yeteneklerini geliştirecekleri tüm dersleri kaldırarak kendi istedikleri kılıfı hazırlıyorlar. Bakan Bey karma eğitimi hedef almaya dursun. Hakkari'de 11 yaşındaki bir kız çocuğu maalesef 3 kişinin tecavüzüne uğruyor. Hastaneye götürülüyor. Burada tüm yaşadıklarını anlatıyor. Sanıklar tutuklanıyor ama 8 ay sonra salınıveriyor. Ve bu kız çocuğumuz ne yazık ki canına kıydı. Siz çocukları karma eğitimden değil, şahsa göre şekillenen adalet anlayışından, suçluları koruyan zihniyetten koruyun. Artık çocuklarımızı kaybetmeyelim. 11 yaşında canına kıyan bu çocuğun vebali Milli Eğitim Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın ve Aile Bakanı'nın üzerindedir. Yıllardır sönmeyen bir ateş var. Adalet bekleyenler, canımızı yakan madımak ve kürsü başından herkese hedef göstermeye devam eden şahsım hükümeti bir kararname yayınlayıp madımak katliamının hükümlüsü Hayrettin Gül'ün cezasını hastalık gerekçesiyle kaldırıyor. Peki, kız çocuklarının okuması için ömrünü adamış, çağdaş Türkiye için mücadele etmiş, başarılı doktor Türkan Saylan'ı hasta yatağında cezaevine gönderirken neredeydi adaletiniz? Ya da gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi başyazarı İlhan Selçuk'u cezaevinde ölüme terk ederken, kumpas davalarıyla yargılarken neredeydi adaletiniz? Ya da başarılı asker, yarbay Ali Tatar'ı hainlikle suçlayıp ölümüne sebep olurken neredeydi adaletiniz? Ya da bugün halkın oylarıyla seçilmiş mecliste vatandaşın yanında olması gereken Can Atalay hala demir parmaklıklar arkasındayken, gazeteci Barış Pehlivan cezaevine gönderilirken nerede adaletiniz? İşte AKP'nin adaleti bu. Sivas'ta canları yakan ve yıllardır adalet bekleyen o ailelerin gözyaşlarına rağmen
hala madımağın ateşi sönmeden sanığı bir kararnameyle salıvermek. İşte şahsa göre, işte keyfe göre adalet, işte AKP'nin yüzyılının özeti. Yüzyıl demişken bir yüzüncü yılı kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzüncü yılını. Sivas Kongresi'nde manda ve himayeyi reddederek işgal kuvvetlerine direnen, tüm cemiyetleri çatısı altında toplayan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözleri ışığında bugün o iki önemli eserin bugünkü mirasçıları olarak Cumhuriyetimizin 29 Ekim'de ve Cumhuriyet Halk Partimizin ise 9 Eylül'de 100. yılını kutlamak için gün sayıyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yıl kutlamalarına, etkinliklerine coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Değerli basın mensupları, biraz da güzel memleketim Afyonkarahisar'da yaşananlardan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde talan sadece vatandaşın cebindekine göz dikmekle olmuyor. Her gün bir yenisi eklenen zamlarla, vergi artışlarıyla kalmıyor. Topraklarımız da bir şekilde kılıfına uydurularak talan edilmeye çalışılıyor. Akbelen'de, İkizköy'de, Kaz Dağları'nda devam eden talanların bir yenisine Afyonkarahisar'da eklendi. Ama bu kez durum farklı. Nedir bu fark? ÇED kapsamından çıkarılan maden arama yetkisiyle Çay ve Sultandağ ilçelerimizde bölge delik deşik ediliyor. Doğal yaşam katlediliyor, ekolojik denge bozuluyor. Bu arama faaliyetinin çevresel bilimsel etkilerinin değerlendirilmesi, halkın görüşünün alınması durumu bildiğiniz üzere ortadan kaldırıldı AKP tarafından. Peki sonra ne oldu? Bütün yabancı şirketler Türkiye'de maden araması için adeta akın akın geldiler. Şimdi bir de kanun değişikliğiyle arama yapan şirkete diyelim bölgenin değerli olmadığına karar verildi. Bölgeyi tahribat içerisinde delik deşik edip bırakıp gitsin diye bunun da önü açıldı. Yani bir kanun ile dendi ki bu şirketlere gelin yakın, yıkın, dağıtın, perişan edin, tahrip edin, katledin. Size kazanç getiriyorsa o madeni alın götürün. Ama kazanç getirmiyorsa öylece yaptığınız tahribatı bırakıp gidin dendi. Size soruyorum, bunun cinayetten farkı ne? İşte şimdi Afyonkarahisar'da böyle bir cinayet işleniyor. 2018 yılında maden araması için ruhsat alan şirket kimseye sormadan, kimsenin fikrini almadan Sultan Dağları'ndaki 2000 hektarlık alanda bölge halkının, hemşerilerimizin tepkisine rağmen, itirazlarımıza rağmen sondaj çalışmalarına başladı. Ve tahribat her geçen gün daha çok büyüyor. O noktada bir Eber Gölümüz var. Bölgeye hayat veriyor. Çok önemli bir su kaynağı ve Eber Gölümüz tahrip ediliyor. Yakasinek, Deresinek ve Eber köylerimiz perişan hale getiriliyor. Bölgenin en yüksek zirvesi Sultan Dağları. Ve korkarım artık Sultan Dağları diye bir şey kalmayacak bu tahribattan sonra. Yöre halkına sormadan, bilgi verilmeden Eber Gölü'nü besleyen Eber Deresi'nin doğduğu bölgede sondaj çalışması başlatılıyor. Ve ÇED kapsamı dışında tutulan yaklaşık 20 bin dekarlık arazide 17 ayrı noktada sondaj yapılacağı söyleniyor. Yani el insaf ya. Şimdi köylüler dava açacak. Hemşerilerim dava açacak. Biz de bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bölge halkının sonuna kadar yanındayız bu mücadelede. Çünkü haklı bir mücadele bu. Bölge talan ediliyor, tahrip ediliyor. Doğal yaşam bozuluyor. Orada ender yetişen, Türkiye'nin en güzel kirazlarından olan, Tadiki adıyla tescil edilmiş bir kirazımız var. Eber Gölü ve Sultan Dağları'nda o oluşan iklim sayesinde o kiraz, o lezzete, o güzelliğe, o kaliteye sahip. Ve korkarım bu tahribattan sonra bölgede kirazcılık bitecek, meyvecilik bitecek, doğal hayat bitecek, tarım hayvancılık bitecek. Belki bölge halkı göç etmek zorunda kalacak. Çünkü çok büyük bir talan söz konusu. İklim krizinin tehlike boyutlarına ulaştığı bir dönemde su kaynakları hayati önem taşıyor. Su sıkıntısı zaten baş göstermeye başladı.
Her gün barajlarda su bitti diye habire kırmızı puntolarla haber yapılıyor. Şimdi su kaynakları tahrip ediliyor. Niçin? Maden arama faaliyeti için. Soruyorum, hangi maden ya da hangi taş içme suyundan, su kaynaklarından daha değerlidir ya? İnsan yaşamından daha değerlidir. Doğal yaşamdan, çevreden, doğadan daha değerlidir ya. Depremler sadece tektonik hareketlenmelerle olmuyor. Siz yer altındaki sistemi değiştirmeye kalktığınızda, sondajla, patlamayla bu su kaynaklarının yerini değiştirdiğinizde de her türlü felaketin önünü açmış oluyorsunuz ki zaten bölgede geçen fay hatları var. Çok tehlikeli bir iş yapılıyor. Bir yandan doğa katlediliyor, bir yandan insan yaşamına, çevreye zarar veriliyor. Bir taraftan doğanın dengesi bozulmaya çalışılıyor. Ve bunların için bir avuç maden için, bir avuç taş için yapılıyor. Soruyorum size, insan yaşamı, doğa, çevre taştan daha mı kıymetsiz? Ve diyelim bu 17 sondaj yapıldı, hiçbir şey bulamadılar ya da çıkarılacak değerde bir taş bulamadılar. Bu şirket ne yapacak? Ondan sonra çekip gidecek. Fakat sonunda bu çalışmalardan bölgede en az 6 köy etkilenmiş olacak. Bu bölge aynı zamanda geyikleriyle de ün salmış bir yer. Bir takım ekolojik açıdan önemli bitkilerin yetiştiği, endemik bitki türlerinin yetiştiği bir yer. Bütün bunların hepsi bu çalışmanın sonunda zarar görecek. Bu yaşananlar adeta bir yerleşim yerine baskın. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal'ın açıklamaları böyle.